Arkadaşlar merhaba. Yüzmeye gitmeden önce buranın dolar mağazasına geldim. Dollar General diye geçiyor. Amerika'da çok yaygın bunlar. İşte uygun fiyata alışveriş yapabileceğiniz yerlerden bir tanesi. Şöyle bir iki şey alıp yüzmeye geçeceğim. Hay. Bakalım ne var. İçecek alırız. Daha sonra bir iki atıştırmalık bir şeyler alıp geçerim diye düşünüyorum. Evet, fiyatlar 1 dolarla 5 dolar arasında gidiyor geliyor burada. Almak istediğiniz şeye bağlı. Dondurulmuş ürünler var. İçecekler var burada. Pizzalar var. Proses edilmiş yiyecekler var. Dondurmalar var. Daha sonra burada bal var, peanut var. Buraya özgü bir tane video yapmayı düşünüyorum da hızlı bir şekilde göstermek istedim size. İşte temizlik malzemeleri olsun, her şey var burada yani. Burası Astor diye bir şehir. Daytona Beach'ten bir saat uzaklıktayım. Buraya gelmemin nedeni tavsiye edilen iki tane yüzmelik doğal kaynak sudan kaynaklanan havuzlar var. Doğal kaynak suyundan oluşmuş havuzlar var. Orada yüzmeyi düşünüyorum. Bir de balık falan tutmayı düşünüyorum. Bakalım. Yani sağlıklı bir şeyler almaya çalışıyorum. Allah, enerji içecekleri var. Gatorade var. Belki bir tane Gatorade alabiliriz ama. Soğuk içecekler var. Vitamin içeceği var. Evet, şu meyve suyundan aldım. 3 dolar civarında. Şu pretzels'dan aldım. Tuzlu. Bu da 3-3,5 dolar civarında. Bir de şu Oreo'dan aldım. Bu da tatlı. Bu da 3-3,5 dolar civarında. Şimdilik bunlar yeter. Bunları alıp çıkacağım birazdan. Evet arkadaşlar, topu 11 dolar gibi bir şey verdim. Şimdi bir 10 dakikalık yolumuz var. Birazdan görüşürüz. Florida'nın kalbine doğru seyahatimiz devam ediyor. 1 saat uzaklıktayım Daytona Beach'ten. Gitmem gereken yere yaklaşık olarak bir 10 dakika mesafe kaldı. Buralar Redneck Country diye geçiyor. Yani Amerika'nın bildiğiniz redneckleri buralarda yaşıyor. Şimdiye kadar hoş muhabbeti hoş olan insanlar. Gerçekten ilginç bir tecrübe oluyor benim için. Buradan dönmem lazım. It's a sharp turn. Bir hava görünüyor. All right, we are in Redneck Nation. Lots of redneck people hanging out with me. Redneck County, Redneck Country. We'll continue our journey into Americans' heartland. Redneck anlamı Amerika'nın cahil, geri kalmış beyaz ırkı, yani beyazlar. Cuma. Gideceğim yerde kimsenin olmasını beklemiyorum. Hafta sonu yoğun olabilir. Bugün gidebileceğim en iyi günlerden bir tanesi.
etkisi. Hem işte fazla yoğun değilim. Hem de Amerikalıların buraya geldiğini fazla zannetmiyorum. Yoğun bir sis var hissediyorum yani. Şöyle bir basık bir hava var yani. Yoğun nem oranı diye. Neyse. 5 dakika oradayız. Ama güzel oldu. Amerika'nın kırsal, daha doğrusu Florida'nın kırsal kesimini görme imkanı oldu benim için. Gitmek istemiyorum buradan ama mecbur gideceğim. Çünkü burada yaşamıyorum. Çok güzel bir tecrübe oldu arkadaşlar. Gerçekten tavsiye ederim yani. İnanılmaz göz açıcı, inanılmaz ferahlatıcı. İnsanın ufkunu açıyor. Seyahat etmek kadar güzel bir şey yok. İmkanınız varsa, yılda bir kere bile olsa bir haftalığın bir yerlere gidin yani. Ama gideceğiniz yerler şehirler olmasın. Doğa olsun, bayır olsun, çimen olsun. Doğayla, suyla iç içe zaman geçirin. Hayvanlarla iç içe zaman geçirin. Gerçekten ufuk değiştirecek. Ben bunu gördüm, bunu tavsiye ediyorum. Hem çocuklarım için de iyi oluyor. Geçen sene biz bir ay boyunca Amerika'ya gezdik. Kanada'ya kadar çıktık, Toronto'ya gittik. Ve çocukların gelişiminde inanılmaz bir pozitif etkisi var. Balık tutma olsun, hayvanlara dokunma olsun, kuşları görme, böcekleri görme, değişik değişik hayvanlar karşımıza çıkıyor. Muhteşem bir tecrübe oldu çocuklar için. Dört gözle bir daha onlarla yakın yerlere kampa gitmeyi düşünüyorum. Evet, kamp alanından birazdan görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın. Evet arkadaşlar, geldim. Şimdi buranın görevlisiyle konuşacağım. Hey, how are you? Good, how are you? Doing good. So, first time here. Okay. So, can I do kayaking? Absolutely. Okay, and do you have bait? We do not have bait. Yeah. Can I use shrimp? I have shrimp. Say it again? Shrimp? No, we don't have any of that. No, no, no. I have shrimp. Do you think shrimp would be fine? Yeah. You have no idea? Yeah, I mean... Why not? Try it. Yeah. Okay, so yeah, I like to do kayaking and, you know, a little bit fishing if possible. Okay, so we don't allow fishing right off the boat ramp or in the swimming area, obviously. Yeah. So when you go down, then you can fish. Okay. You had no charge for your own boat, so it's just the day use charge. Yes. So $12.84 is what it would be. Okay. And then if you just follow the signs, you'll see the two buildings down there. Go on the far left and you'll see a sign that says canoe launch and follow that sidewalk all the way down. Okay, cool. Okay, so it'll be $12.84. Uh-huh. $13 civarında fiyatı. It does. Alright, here's your card back. That's your parking pass. Make sure it's in your window and it's good till 7, okay? Till 7? Yep. Dang, I wish I All could right. come earlier. Have fun. Thank you. Evet arkadaşlar, $13 verdim. Bir bakalım. Burada karavan yerleri de var tabii ki ama ben gidemiyorum. Çünkü şeyim yok. Başka yerde karavan yaptığım için. Bir de buralar çok çabuk doluyor yani. Florida'nın kamp, park alanları, kamp yerleri o kadar hızlı doluyor ki inanılmaz yani. İşte canoe parking. Şimdi şey bulmam lazım. Nereye kayak koyacağımı bulmam lazım. Kadın işler söyledi mi? Bura bayağı kalabalık ama yani. Bu kadar kalabalık olacağını beklemiyordum. Cuma olmasına rağmen. Keşfediyorum öncelikle geldiğim yeri. Daha sonra uygun bir yere park edip şey yapıyoruz. Oradan gidiyoruz.
yere park edeceğim de. Dışarı çıkmam lazım öncelikle. Neyin ne olduğunu bir tespit edelim. Şuraya bir park edeyim çünkü burada Canoe Parking Only yazmış. Ondan dolayı bir etrafa bakıp gidelim. Evet, orası güzel bir yer. Çok güzel bir yer Allah için. Yemyeşil beklediğim gibi. Şimdi suya bir şekilde girebilmem lazım da nasıl gireceğimi tespit etmem lazım. Evet arkadaşlar, kayak yerini buldum. Park ettiğim yere bayağı uzak Allah için. Buraya bir şekilde gelmem lazım. Bakalım nasıl geleceğiz. Şuraya kayağı koyabilirim. Balıklar da var. Çok güzel bir yer ya. Evet. İşte balıkları görüyorum. Su tertemiz görünüyor. Şu tarafa doğru gideceğim. Gidip kayağı alıp geleyim. Biraz meşakkatli olacak ama yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar, birazdan çıkacağım. Her şeyi hazırladık. Birazdan şu suya çıkacağız. Evet, şunu çekip suya götürmem lazım. Suda görüşürüz. Thank you. You're welcome. Şimdi bu nehrin kaynağı şurası. Şurada insanlar yüzüyor. Bu kaynaktan şu nehir tabii istifade ediyor. Dolayısıyla buranın balığının bence çok iyi olduğunu düşünüyorum. Eğer tutabilirsek tabii. Neyse. Bu en büyüklerinden bir tanesi ve en temizlerinden bir tanesi. Şu andaki orman, bizim bulunduğumuz orman, ulusal bir orman, yani korunaklı bir orman. Ormanın ortasındayız. Birazdan suya gireceğim. Suda görüşürüz.